Pumba bang, pumba 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 bang, pumba 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 bang. Şirli sanatçı Claudio Castillo'nun öncülüğünde kurulan Ören Erkekler grubu, ataerkil toplum düzenini eleştirmek ve LGBT bireylerin uğradığı ayrımcılığa dikkat çekmeye çalışıyor. Yaşları 26 ile 42 arasında değişen çeşitli meslek gruplarından 12 erkek her ay bir gün şehrin açık alanlarında bir araya gelip örgü örüyor. Diyarbakır'ın Uzunova köyünde 2014 yılında hayvanları otlatırken mayına basan Mehmet Nesim Öner bir kolunu ve bir gözünü kaybetti. Bu olaydan 6 yıl sonra spor öğretmenlerinin teşvikiyle spora başladı ve 2 yıl içinde paralimpik olimpiyat sporcusu oldu. İngiltere'de düzenlenen Avrupa Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda 1500 metrede altın madalya kazandı. Hollanda'da başlatılan Startblok projesi 18-28 yaş arası Hollanda vatandaşlarına ve mültecilere bir arada yaşayabilecekleri düşük kiralı daireler sunuyor. Gençlerin ön yargılardan arınarak geleceklerini bir arada kurmaları hedefiyle 500 kişiye ev sahipliği yapan apartmanlarda yer alan sosyalleşme alanları gençlerin birbirinin kültürünü tanımasına da imkan sağlıyor. Ruanda'da 11 gencin kurduğu Future Vision adlı akrobasi grubu toplumun dezavantajlı kesimlerinden gençleri bir araya getiriyor. Karşılıklı güvene dayalı toplu jimnastik ve akrobasi hareketleri gençlerin 1994'te yaşanan soykırımın ülkedeki çeşitli gruplar arasında yarattığı güvensizlik hissinden uzaklaşmalarına yardımcı oluyor. Diyarbakır Lice'de 22 Ekim 1993 günü düzenlenen askeri operasyon sırasında işlenen insan hakkı ihlalleriyle ilgili hakikatlerin ortaya çıkarılması ve sorumluların yargılanması talebiyle davanın zaman aşımına uğrayacağı tarih olan 22 Ekim 2013'te mağdur yakınları tarafından kurulan Lice Adalet Arıyor platformu, dosyanın genişletilmesi, yeni tanıkların bulunması, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve adaletin tecellisi için yılmadan çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın göçmen politikasını protesto etmek amacıyla özellikle sosyal medya üzerinden örgütlenen göçmenler, başta başkent Washington olmak üzere birçok şehirde göçmensiz bir gün boykotu yaptı. Çoğunlukla göçmenlerin çalıştığı çok sayıda restoran, marangozhane ve manav, Amerika'da göçmenlerin olmamasının ekonomiyi nasıl etkileyeceğine dikkat çekmek için kepenk kapadı. Suudi Arabistanlı feminist şarkıcı Mecid Al-Aysa çektiği kliple kadınların çalışma, seyahat, sağlık ve evlilikle ilgili haklarını erkeklerin velayeti altına alan sisteme dikkat çekti. Hava X Kaygılar adlı şarkının klibinde Al-Aysa'ya eşlik eden kadınlar toplum tarafından dayatılan rollere inat kaykaya biniyor, basketbol oynuyor, dans ediyor, kadınlara uygulanan araba kullanma yasağı ve seyahat kısıtlamalarını tiye alıyor. İstanbul'da kurulan Çorbada Tuzun Olsun Derneği, her yaştan, her toplumsal kesim ve siyasi görüşten gönüllülerin desteğiyle her akşam Taksim bölgesinde yaklaşık 300 evsize çorba dağıtıyor ve evsizleri topluma geri kazandırmak için atölyeler düzenliyor. Nijerya'da yaşayan Victoria Emah, kurduğu hayır kurumuyla ailesini AIDS yüzünden kaybeden AIDS'li yetim çocukların umudu oldu. İnsanların başına gelen kötülüklerin sebebini şeytani güçlere bağlayan ve çocukların cadı olarak kodlanmasına neden olan geleneksel inanca karşı topluma AIDS'in bir sağlık sorunu olduğunu anlatmak için mücadele ediyor. Müzik
İngiltere'de Oxford Üniversitesi'ne ait bir öğrenci yurdunun 2015 yılından beri kullanılmadığını fark eden bir grup aktivist, binayı işgal edip evsizler için barınak haline getirdi. 2010 yılından beri artmakta olan evsizliğe dikkat çekmek için birçok kampanya yürüten aktivistler, üniversite yönetimiyle görüşerek binanın evsizleri ağırlamaya devam etmesini sağladı. İstanbul'da sağır ve işitme güçlüğü olan bireylerle toplumun diğer bireyleri arasındaki iletişim kopukluğuna müzik ve dansla çözüm getirmek amacıyla kurulan Def Rap grubu Eller Konuşur adlı ilk şarkısını yayınladı. İşaret diliyle rap yapan grup, Türkiye'de bu dilin yaygınlaşmasını ve sessizliğe mahkum bırakılan 4 milyon kişinin günlük hayata katılmasına katkıda bulunmayı hedefliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kuzey Dakota eyaletinde yapılması planlanan boru hattının Standing Rock Sioux kabilesinin kutsal toprakları sayılan bölgeden geçmesi planlanırken binlerce yerli Amerikalı ve çevreci kabilenin kültürel mirasının yok olmasına neden olacak bu projeye karşı direniş başlattı. Aylarca süren geniş katılımlı protestoların ardından proje durduruldu ve alternatif rotalar araştırıldığı açıklandı. İstanbul'da Ok Meydanı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde bir araya gelen Suriyeli kadınlar, kurdukları kadın kadına mülteci mutfağında hazırladıkları ürünlerin yanı sıra yaşama umudunu da paylaşıyor, komşuluktan doğan bu dayanışmayı savaşa, sürgüne, sınırlara karşı kadın dayanışması şiarı ile sürdürüyorlar.